Tarımın, turizmin, ticaretin merkezi Antalya'da Türkiye cephesinin mevzisi harekete hazır. Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı iktidar için atılım karargahını açtı. Burası bir vatan karargahıdır. Burası milli cephenin bir karargahıdır. Burası vatan cephesinin, vatan savaşının planlandığı, örgütlendiği, konuşulduğu bir merkezdir. Kentin merkez ilçesi Kepez'de Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki yeni il binasının açılışı için tören yapıldı. Açılışa üye olan olmayan yüzlerce yurttaş katıldı. İl Başkanı Serdar Üsküplü, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin yıl dönümü öncesinde genel değerlendirmelerde bulundu. Can veren polisimizle, kan veren Mehmetçiğimizle ezdik 15 Temmuz darbesini hep birlikte. İşte o zaman Türkiye gemisinin ne olduğunu daha iyi anladık. 15 Temmuz darbesine karşı mücadele eden, PKK'ya karşı mücadele eden Türkiye gemisinin içindedir. FETÖ'ye karşı, PKK'ya karşı mücadele belirleyicidir. Aramızda farklılıklarımız olabilir. Ayrılmayacağımız nokta bu vatan için mücadelede birleşmektir. Safların netleştiği bir döneme girildiğini vurgulayan Üsküplü, Türkiye'nin önünde milli hükümetin kurulma süreci olduğunu söyledi. Herkesi mücadeleye çağırdı. Temel mesele Türkiye cephesinin büyütülmesidir. Türkiye cephesinin kuvvetlendirilmesidir. Türkiye'nin önündeki süreç milli hükümetin kurulması sürecidir. 2023 seçimleri çok kritik. Amacımız Türkiye'deki bu milli hükümeti güçlendirmek, Türkiye cephesini kuvvetlendirmektir. Anahtar güç Vatan Partisi. Bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı bu mücadeleye davet ediyoruz, çağırıyoruz. 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç da açılışta konuştu. Ömer Halis Demirler, Fethi Sekinler, Muhammed Oğuz Kılınçlar var olduğu müddetçe işte Doğu Perinçek Başkanım gibi her şeyi göze alan genel başkan olduğu müddetçe bu vatanı böldürmedik. İnşallah kıyamete kadar da böyle vatanseverler olduğu müddetçe bu böyle gidecek. 251 şehidimiz emanet edilen bu vatan topraklarını mücadele edip sahip çıktığınızdan dolayı sizlere de şefaatçi olacaktır diye düşünüyorum. Açılışta konuşan isimlerden biri de Türk Kadınlar Konseyi Derneği Antalya Şube Başkanı Meltem Kılınç oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisi her zaman bu vatanın birliği ve beraberliği için devam eden bir çizgi. Sayın Genel Başkan Doğu Perinçek de aynı çizgiden devam ediyor. Amerikan emperyalizmine ve siyonizme her zaman karşı çıkan bu partiyi her zaman ben de gönülden destekleyeceğim. Konuşmaların ardından toplantı salonuna adı verilen Aydınlığın Çınarı, Fikret Otyam anısına turna türküleri söylendi.